bulağına bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wester, Profesör Doktor Miller. Bulhananın birleşiminde vitaminler, mineraller, enzimler var var. Fakat bizi ilgilendiren çok özel bir amino asit var. Metilmetilyonun sulfonyum bromit. Bu midede gastrit, ülser, reflüye sebep olan bakteriyüldür. Çok önemli. Klinik araştırması var. İkinci önemli şey nedir? Laktobazilos ve bifidobakterisi. Fermentasyon sırasında biz bunu hazırlıyoruz. Çoğalıyor. Yani yoğurta katılan faydalı bakteriler bağırsakları çalıştırsın diye bunda kendiliğinden doğal olarak var. Üçüncü özelliği ise bağırsakları temizliyor. Düşük kalorili enerji ihtiyacını karşılıyor. Böylece kişiyi zayıflatıyor. Zayıflatıcı özelliği var. Yani çok yönlü kullanılabilir. Mesela vatandaşın birisi 4 ay önce falan kurdu eşeğine vardı. Dedi ki Air Force diye benim internet sitesinde yazmış. Kendisi hava yollarında çalışıyor. Kaptan. Adamcağız oraya buraya şuraya dünyanın her tarafına uçuyor. Çeşit çeşit mikroplarla karşılaşıyor. O ülkede şu çeşit mikrop var, bakteri, virüs, mantar var, burada şu var vesaire vesaire. Ne olmuş? Alerjiye yakalanmış. Uyuz gibi kaşınıyor. Hatır hatır her tarafa kaşınıyor. Kaşıdığı yerler kabarıyor. İlaç kullanmış, çok perişan olmuş. Dedi ki kimyasal ilaç kullanmayacağım, çok kötü oluyorum dedi. Daha da psikolojisi de bozuluyor. İşte dedim lahana suyu, buyur. 6 haftada 15 kilo vermiş. Dedi ki ya çok hızlı zayıflamaya başladım. Hem iyileşiyor hem zayıflıyor. Ne olacak? Zayıflamak istemiyorsan yemekten sonra kullan. Çok kolay. Zayıflamak istiyorsan devam et. O zaman değiştireyim de fazla zayıflamayayım. Çok kısa sürede zayıflatıyor. Aynı şekilde maydanoz da zayıflatır. Nereden biliyoruz? Almanya'da klinik araştırması yapılmıştır. Kuş konmaz köküyle maydanozun yaprağı kurutulduktan sonra destilasyonla elde edilen ekstraktından yapılan haplar, damlalar, drajeler var. Bu da aynı şekilde hastalar üzerinde denenmiş, zayıflatıyor. İkinci üçüncü zayıflatıcı Kamboçya'da bir zepçe yetişir. Böyle büyük bal kabağı şeklinde soğanı var. Ya çok büyük bir soğan. Şöyle yani soğan deyince aklımıza ne gelir? Şöyle en fazla yumruk büyüklüğünde. Bu bal kabağı büyüklüğünde bir zepçe. Yerde bitiyor ama. Bunun birleşiminde %60 oranında glokomanan var. Bu bir polizaharit. Ne işe yarıyor? Kişi bunu yediğinde bağırsaklar da böyle yayılıyor. Stretch folio gibi bağırsakların emilimini engelliyor. Kişiye doymuşluk hissi veriyor. Kalorisi çok düşük olduğu için yavaş yavaş zayıflatıyor. Bu nedenle Çin, Japonya, Kore gibi ülkelerde insanlar çıta gibi zayıf. Çok kullanıyorlar. Glukomanan böyle soyulduktan sonra ince ince kıyılıyor. Bol suyla yıkandıktan sonra zepçesi yapılıyor. Bizde nasıl makarna, spagetti vesaire yapılır. Yine onlar da bunun bol zepçesini yiyor. Zayıflatıyor. Neden zayıflatıyor? Çünkü birleşimde glukomananla ilgili binlerce klinik araştırması var dünya çapında. Zayıflatıcı özelliği konja denen bu lalegillerden bir bitki. Bunun etkisi ispat edilmiştir. Bir bitki daha var. Bu da Garcinia kombucha. Bu da kombucha'da yetişir. Bu da Güneydoğu'dan yetişir. Yani bir çeşit limona benzer. Limon sitrik asit içerir. Garcinia hidroksi sitrik asit içerir. Biraz farklı bir hidroksi OH grubu var. Bunun özelliği nedir? Yemiş olduğumuz besinler yağ dönüşümünü engelleyen bir koenzim var. Bu koenzimi harekete geçiriyor. Böylece kişinin yemiş olduğu besinler yağa dönüşmüyor. Harcanıyor. O da enerji yok. O zaman ne harcayacak? Depolanan yağları harcamaya başlıyor. Bununla da ilgili
Danimarka'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırmaları var. Etkisi ispat edilmiştir. Klinik araştırması var. Yani Garcinia, Konja, Lahana, Maydanoz bunlar zayıflatır